İlk sahne burası. Gülay hazır. Sadece bu sahnede olması gereken bölüm oyuncusunu bekliyoruz. Peki. Merhaba Gülay. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Fena değil. Ne zaman başlıyoruz? Reklam çekimine yetişeceğim daha. Bölüm oyuncumuz nerede kaldı? Ajansına bir türlü ulaşamıyoruz hocam. Aman ne şahane. Ne yapacağız peki? Bir saattir bekliyorum ben burada. Ne demek ulaşamıyoruz? Her şeyi son ana bırakırsanız böyle olur işte. Hemen halledeceğim hocam. Şu ışığa bir bakalım. Geçer misin Gülay'cığım? Senin tekli sahneni bir alalım istersen. Peki. Arkadaşlar sessiz. Herkes ne kadar sinirli, değil mi? Sorma, bu dizi işi çok zor, baksanıza. Bir saat oldu, hala başlayamadılar. Bu ışık oldu mu sizce? Görmüyor musunuz şuradaki gölgeyi? Geldi mi? Her şey geldi mi? Geldi hocam. Hangisi? Vaktimiz kalmadı. Yüksek gelin diye. Abi, tamam. Dizi çok demek gelmişler. Çünkü sahneyle başladı. Kim bunlar? Alo. Evet. Haberin yok mu? Tamam. Yüksek gelin dizisinin bir bölümü mü bizim okulda çekilecek? Tamam. Gerçekten mi? Ay, ben o diziye bayılıyorum. Şuraya bak. Ne kadar çok malzeme var. Çocuklar sallamayın. Gerçekten de. Şu kameraya bakın. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gel şöyle otur. Geldi işte. Of, yeter ya. Suratım sivilce bastı. Ama... Ya yeter diyorum, anlamıyor musun? İyi tamam, peki. İnandıracağımız yer burası, tamam mı? Hocamızın burada işte. Burası böyle kalabalık mı olacak? Dikkatim dağılıyor. Konsantre olamıyorum. Dağıtın şunları. Gıcık. İşte bir gıcık daha. Hadi, hadi içeriye gidin. Gıcık. Arkadaşlar, hadi içeriye. Sinişim. Keşke geçmişe geri dönebilsek. Kestik. Aferin Gülay. Gel bakalım buraya. Nerede kaldı bu çocuk? Aramadınız mı? Aradık hocam. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuğa yarın diye haber vermişler. Annesiyle konuştum ama okuldaymış çocuk. Bravo size. Bravo ya. Bravo. Şimdi halledeceğim hocam. Ama benim reklam çekimine yetişmem gerek. Merak etme Gülay'cığım. Oyuncumuz gelse seni yetiştireceğiz. Merhaba canım. Dizide oynamak ister misin? Bilmem ki. Ben daha önce hiç oynamadım. Önemli değil. Biz sana ne söyleyeceğini, ne yapacağını her şeyi öğreteceğiz zaten. Emre, babama sorman gerek. Babanın numarasını biliyor musun canım? Evet, biliyorum. Yaz bakayım. Alo. Burada Gülay'la karşılaşıyorsunuz. Daha önceden tanışıyorsunuz. Önceden senin baban fakir, onunkisi zengin diye seninle dalga geçmiş. Ama şimdi işler değişmiş. Seninki zengin, onunkisi fakir biri. Anladın değil mi? Ama ne saçma bir konu. Sen işine baksana. Yorum yapmak sana mı kaldı? Bu dizinin reytingini biliyor musun sen? Neyini? Of, amatörlerle mi çalışacağız burada? Bana bak, sakın bir aptallık edeyim deme. Reklam filmine yetişeceğim ona göre. Ben hazırım hocam. Sessizlik. Tamam, çekiyoruz. Kamera. 3, 2, 1, kayıt. Of, şöyle çekilsene, ışığımı kesiyorsun. Ne diyor bu be? Ay, şimdi delireceğim. Oo. Kestik. Emre, bir adım sağına gel. Evet. Tamamdır. Kamera. 3, 2, 1, kayıt. Seni gördüğüme çok sevindim Serkan. Ben hiç sevinmedim. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Haklısın. Fakat... Evet, sana karşı nefret doluyum. Defol, gözüm görmesin senin. Ne yapıyorsun be? Aferin. Geçtik. Hiç güzel oynayamadı. Bence harika oynadı. Hocam, ne yaptığını sanıyor bu? Çok inandırıcı oldu Gülay. Kesmeseydin tamamdı. Emre, harikasın. Hadi bir daha alalım. Bana bak, seni mahvederim, tamam mı? Ayağın dey kal, ona göre. İlk cümle sizi gülüyordum. Buyurun. Kamera. İyi ki ders yapılmıyor da izleyebiliyoruz.
Özlem. Ama bu dizi işi çok zormuş ya. 5 saatlik 2 cümle çekilemedi. Vallahi ben oynasaydım kafayı üşütürdüm. Yok yok, çok zor bir işmiş bu. Seyrederken de rahat ama çekerken Çin işkencesi. Şşşt, sessiz olun çocuklar, şimdi kızacaklar. Emre'cim, sen kayıt dediğimizde arkanı dönüp gideceksin. Gülay arkandan çok pişmanım gitme diyecek. Sen artık çok geç diyeceksin ve elindeki bu içeceği ona verip yürüyüp gideceksin. Anlaştık mı? Tamam, anladım. Umarım. Hocam ikram. Afiyet olsun hocam. Tamam. Sahne hazır. Evet. Kamera. 3, 2, 1 kayıt. Çok pişmanım gitme. Artık çok geç. Kestik. Çok güzel Emre. Ya mı bu mizansen yoktu? Aptal şey seni. Ya benim reklam çekimim var, şu halime bakın. Gülay'ın temizlenmesine yardımcı olun. Gerizekalı, görürsün hadi. Sen. Bravo Emre. Sen doğuştan yeteneklisin bence. Tek kelimeyle süper. Gülay'cığım, en önemli sahne burası, tamam mı? Bu sahnede duyguyu iyice yükseltmeni istiyorum. Gülay. Hala neden öğrenilemiyor? Ben kepekli ekmek yiyorum. Nasıl, çok yorucu bir iş mi? Yo, aslına bakarsanız eğleniyorum. Gazetede okumuştum, bu Gülay denilen kız çok kaprisliymiş, biliyor musunuz? Sinir oldum sana. Ben bu oyuncu milletinin ruhunu okurum. Her yanı kapris olsa ne yazar ya? Allah Allah! Ay, ne kadar yeteneklisin. Böyle rol yapmayı nereden öğrendin? Doğuştan gelen bir yetenek benimkisi. Aslında ben senin yetenekli olduğunu hissetmiştim, biliyor musun? Ben oynadığım karakteri yaşıyorum, oynamıyorum. Başarım tam da burada. Anlıyor musunuz kızlar? Emre, şu defterime bir imza atar mısın? Hay hay. Hani yemeği beraber yiyecektik? Görmüyor musun Gamze? Ne kadar meşgulüm. Yemek yemeye zamanım mı var? Şurada ışık hazırlanırken ayaküstü bir şeyler atıştırabiliyorum ancak. O zaman bize söyleseydin seni beklemezdik. Yani. Gamze, moralimi iyi tutmam gerek. Bir de seninle uğraşamam. Emre, hadi gel şu sahneye geçelim. Geldim, geldim. Şimdi içersene buraya. Vay be, artist olmak böyle bir şey herhalde. Yani.